Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde olasılığın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Peki ne yapacağız? Hemen bazı kümelerle ilgili bazı kavramlardan bahsedeceğiz. Neden kümelerle ilgili kavramlardan bahsediyoruz? Çünkü geçen dersimizde siz de görmüştünüz. Olasılıkta rastlar bir deneyim tüm sonuçları örnek uzay diye adlandırılıyordu ve o rastsal deneyim muhtemel tüm sonuçlarını, yani tüm örnek noktaları içeren bir kümeydi. A olayı, B olayı, C olayı dediğimizde gene bu örnek uzayın alt kümeleriydi. Doğal olarak kümelerle ilgili bazı kavramları hatırlamakta fayda var. Bunlardan birincisi kesişim kümesi. Yani iki tane şöyle yazalım. Olayımız var. Bunlardan bir tanesi A, bir tanesi de B olayı olsun arkadaşlar. Ve evet, şurası A, burası da B. Burası da S örnek uzayımız. Bu iki olayın aynı anda gerçekleşmesi durumuna biz A ve B olayı diye söylüyoruz. A ve B olayının elemanlarında nasıl yazıyoruz? A olayı ve B olayı zaten neydi? S'nin alt kümeleriydi. A ve B olayının elemanlarında nasıl yazacakmışız? A kümesinin, yani A olayının örnek noktalarıyla B olayının örnek noktalarının kesişimi olarak yazacakmışız. Hemen bir örnek verelim. Örneğimiz şu olsun. Bir zar atılmış olsun ve bu zarın üst yüzüne gelen sayılarımızın tamamı, işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, bunlar örnek uzayımızın elemanları olacak. A olayı dediğimiz arkadaşlar üst yüze gelen sayının çift sayı olması ve B olayını da nasıl tanımlayalım? B olayını da arkadaşlar üst yüze gelen sayının asal sayı olması olarak tanımlayalım. Bu durumda yeni bir soru sorduğumuzda, yani tek bir işte hilesiz zar atılıyor. Tek bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının çift ve asal olması olayı dediğimizde neyi kastetmiş oluruz? Evet, biz üst yüze gelen sayının hem çift hem de asal sayı olmasını istiyoruz demek. Ne yapalım? İlk önce A olayının elemanlarını yazalım. Örnek noktalarımız nelerdi? Bir zarın üst yüzeye gelen sayıların çift olması demek 2, 4 ve 6 olması demektir. Peki B olayının elemanları nedir? Asal sayı 2, 3 ve 5 de nedir? Asal sayılardır. Üst yüze gelen sayının çift ve asal sayı olması olayı dediğimiz olay A kesişim B olayıdır. Ve bu da sadece tek elemanlı bir kümedir. Tek örnek noktası 2'dir diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Yani bunu tabii ki Venn diyagramıyla da gösterebiliriz. Bunu Venn diyagramıyla da gösterebiliriz. Şöyle ki örnek uzayımız. Örnek uzayımızın elemanları neler? Örnek uzayımızın elemanları diğerlerini de yazacağım. A olayı, şurası A olayını da yazalım. Bu A olayı olsun. Sonra da bir de B olayımız var. B olayımız. Bunları Venn diyagramında göstereceğim. Şimdi A olayımız çift sayı olmasıydı. 2
Değil mi? 4 ve 6. B olayı ise neydi? Asal sayı olmasıydı. 2, 3 ve 5. Bunlar bizim örnek noktalarımız. Bu iki kümeye ait olmayan hangi elemanımız var? Tabii ki bir elemanımız var. O da bunların dışarısında. Gördüğünüz gibi A kesişim B dediğimiz küme, yani her iki olayın aynı anda gerçekleştiği küme nedir? Şuradaki kümedir. Hem çift hem de asal sayı olmasıdır. Üst düzeye gelen sayılır. Başka bir örnek verecek olursa, mesela C olayını tanımlayalım. C olayı üst yüze gelen sayının 3'ten büyük olması olsun. 3'ten büyük olması. D olayı ise üst yüze gelen sayının tek sayı olması. Tek sayı olması olsun. Şimdi C olayının elemanlarını yazalım. Üst yüze gelen sayının 3'ten büyük olması söylediğine göre 4, 5 ve 6. D olayının elemanları nelerdir? Örnek noktaları nelerdir? Onlar da üst yüze gelen sayıların tek sayı olmasıydı. 1, 3, 5 dedik. Peki, evet, üst yüze gelen sayının, üst yüze gelen sayının gelen sayının 3'ten küçük, büyük, 3'ten büyük ve 3'ten büyük ve tek sayı olması, tek sayı olması olayı dediğimizde o zaman biz de neden bahsedeceğiz? C kesişim D'den bahsedeceğiz. Her iki kümenin ortak elemanı nedir? 5 elemanıdır dedik. Böylelikle sanırım bu iki örnekle kesişim kümesini rastsal deneylerde veya örnek noktalarda, olaylarda nasıl kullanacağımızı görmüş olduk. Peki birleşim kümesi dediğimiz zaman iki tane kümenin birleşimi. Bunu da hemen hatırlayalım. İki tane kümenin birleşimini nasıl tanımlıyorduk arkadaşlar? Hatırlarsanız eğer iki tane kümenin şu S örnek uzayımız, yani rastsal değerimizin tüm olası sonuçlarını içeren kümemiz. Bir tane A olayımız var. Bir tane B olayımız var. Ve arkadaşlar bir tane de B olayımız var. Bunların birleşimlerinden bahsettiğimiz zaman neyi kastediyoruz? Onu da hemen gösterelim. Biz bunların birleşimlerinden bahsettiğimizde her iki kümenin de elemanlarından bahsediyoruz. Peki bunu örnek olaylarla ifade etmek istersek nasıl ifade edeceğiz? Bakın şimdi portakal rengiyle taradığım bu küme ne kümesidir? A birleşim B kümesidir. Peki A birleşim B kümesini ben bu olaylar cinsinden nasıl ifade edeceğim? Onu da şu şekilde yazacağım. A olayı veya B olayının olması. A olayının veya B olayının olması dediğimizde kastettiğimiz nedir? A birleşim B'dir. Çünkü A birleşim B kümesinin elemanları A'nın elemanı veya B'nin elemanı olan, değil mi, noktalardır. Kısacası A'da olabilir, B'de olabilir veya her ikisinde birden olabilir. Doğal olarak arkadaşlar yine örneğimizden bahsedecek olursak, az önceki örneğimizden ne demiştik? Bir tane zar atılıyordu, değil mi? Ve bu zar atılmasında A olayının üst yüze gelen sayıların çift olması olarak
tanımlayalım. Üst yüze gelen sayıların asal sayı olmasını da ne olarak tanımlayalım? B olayı olarak tanımlayalım. Yani üst yüze gelen sayıların asal, bu asal olması olayı, asal olma olayı, B olayı. A olayı ise üst yüze gelen sayının çift sayı olması olayı. Peki bu durumda üst yüze gelen sayının çift veya asal olması olayı dediğimizde neyi kastetmiş oluyoruz? A birleşim, B kümesini kastetmiş oluyoruz. Bunun elemanları nelerdir? 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Yani arkadaşlar hem A kümesinin, yani A kümesinin elemanları olabilir, B kümesinin elemanları olabilir. Bir de tabii ki her ikisinin kesişimlerinden de elemanlar yer alacak A veya B olayında. Benzer şekilde ne tanımlamıştık? Şöyle bir başka olay daha tanımlamıştık. C olayı demiştik. Üst yüze gelen sayının 4 üstten büyük olması demiştik. 4, 5, 6. Üst yüze gelen sayının tek olması demiştik. 1, 3, 5. Peki bu durumda üst yüze gelen sayının üst yüze gelen sayının 3'ten büyük veya tek olması olayı dediğimizde neyi kastediyoruz? C veya B kümesini kastediyoruz ki elemanları da 1, 3, 4, 5, 6'dır. Üst yüze gelen sayıları 3'ten büyük veya tek olması olayı dediğimiz olay C birleşim B olayıdır. Gene küme kavramına devam edeceğim. Bir başka önemli küme ise tümleyen idi. Hatırlarsanız eğer. Peki tümleyen bir kümenin tümleyeni ne demektir? Onu hemen hatırlatalım arkadaşlar. Tabii burada bir olay için konuşacağım. Bir A olayının tümleyeni ne demektir? Burası A olayı, burası da örnek uzayımız. A'nın tümleyenini A üzeri çizgiyle göstereceğim. A olayının olmaması diye tanımlayabiliriz. A'nın tümleyeni dediğimiz şey bu olay. A'nın tümleyeni dediğimiz olay. Şöyle yazalım. A olayının olmaması durumu. Biz bunu A'nın tümleyeni diye göstereceğiz. Peki bu olayın örnek noktaları hangi noktalar olacaktır? A olayında A olayın elemanı olmayıp örnek uzayın elemanı olan noktalar olacaktır. Gene örnek verecek olursak, eğer A olayı dediğimiz olay üst yüze gelen sayının çift olması olayı ise A olayı üst yüze gelen sayının çift olması olayı. Bu durumda üst yüze gelen sayının çift olmaması nedir? A'nın tümleyenidir ve çift değillerse sayılarımız ne olacaktır? Tabii ki tek olacaklardır. 1, 3, 5 diye ifade ediyoruz. Tabi bazen A'nın tümleyeni, A olayının tümleyeni bu kadar aşikar olmuyor. Bir başka örnekte onu gösterelim.
yazı tura atma ile ilgili olsun arkadaşlar. Yazı tura attığımız iki tane paralel yazı tura attığımız durumlara bakalım. Evet. 4 tane olası durum söz konusu idi. A olayı en az bir kere tura gelmesi olayı olsun. A'nın elemanları örnek noktaları nelerdir A olayının? En az bir kere tura gelmesi dediğine göre yazı tura, tura yazı veya tura turadır. Peki bunun cümleyini mesela bunun yerine ben hangi ifadeyi kullanabilirdim? Şöyle bir ifadeyi kullanabilirdim. Diyebilirdim ki arkadaşlar, evet, bakın şimdi B olayı diyelim. B olayı hiç tura gelmemesi. Tura gelmemesi olayı olsun. B olayının elemanları nelerdir arkadaşlar? Örnek noktaları hangi örnek noktalardır? Yazı, yazı. Peki bakarsak eğer aslında B olayı A olayının tümleyeni midir? Kesinlikle evet. Yani üst yüze hiç tura gelmemesi olayı en az bir kere tura gelmesi olayının nesidir? Tümleyenidir diye ifade ediyoruz. Peki şimdi bunlara baktığımız zaman neyi gözlemleyebiliyoruz? Mesela şu özellikle örneğimize bakarsak. A olayıyla A'nın tümleyeninin kesişimi, bu iki tane olayın kesişimi. Ortak elemanları var mı? A olayıyla A'nın tümleyeninin ortak elemanı var mı? Hayır, yok. Eğer iki tane olayın kesişimleri boş küme olursa biz bu olaylara bağdaşmaz olaylar diyoruz. Onu da ayrıca not olarak düşmekte fayda var. Eğer iki tane olayımız var, bu iki olayın kesişimleri boş küme ise, burada A ve B'de bir örnek uzayın alt kümeleri, o zaman biz A ve B bağdaşmaz olaylar diye ifade ediyoruz demiştik. Yani A ile A'nın tümleyeninin kesişimi boş kümedir. Bunların ortak elemanları yoktur. Bakın burada da dikkat edecek olursanız B olayı A'nın zaten tümleyeniydi. Dikkat ederseniz burada da A ile A'nın A ile A'nın tümleyeni nedir? Birbiriyle bağdaşmaz olaylardır. Bunların kesişimleri boş kümedir arkadaşlar. A ve B olaylarının ne yaptık? Böyle yazabilirsiniz. B zaten A'nın tümleyenine eşit demiştik. Bunu Venn diyagramıyla da gösterebilirim. Evet, şurası A, burası da A'nın tümleyeni diye ifade edersek zaten ikisinin kesişimlerinin birbirinden biraz mesela bir doğru değil. Yanlış yaptık. Özellikle. A ile A'nın tümleyeni. Şöyle gösterelim. Şurası da A. Şimdi bakın A'nın şöyle içini göreyim. Yeşille şöyle. Bu yeşil olan taranmış olan bölgeyle bu A kümesi veya A olayı arkadaşlar bunun dışındaki taradığım bölgenin ortak hiçbir elemanı yok. Görüyorsunuz bunların kesişimleri boş küme. Peki bu iki kümenin yani bir A olayı ile onun tümleyeninin birleşimi bize neyi verecek? Onu da söyleyelim. Şöyle yazalım arkadaşlar. Bir küme ile olayla onun tümleyeninin birleşimi nedir? Örnek uzayı verir. Ne demiştik?
A olayı üst düze çift sayı gelmesi olayı idi. Ve A'nın tümleyinin ise üst düze gelen sayının çift olmaması. Bir başka deyişle tek olması olayı idi. A ile A'nın birleşimine baktığımız zaman elemanları 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Ve bu da zaten örnek uzaya eşittir. İki küme ne zaman birbirine eşit olur? Aynı elemanlara sahip olurlarsa A birleşim A'nın tümleyeni veya aslında daha matematiksel tanımı şu. A olayı B'nin alt kümesi, B de A'nın alt kümesi ise o zaman A B'ye eşittir denir ki burada da aynı elemanlara sahip olduklarını rahatlıkla görüyoruz. Bu koşulların sağlayacağı aşikar arkadaşlar. Daha önce, evet, az önce vermiş olduğumuz diğer örnekte burada ise bakarsak A olayı üst yüze en az bir kere tura gelmesi olayıydı. A'nın tümleyeni ise hiç bir tura gelmemesi olayı idi. Dikkat ederseniz A olayı ile onun tümleyeni yani B kümesi diye gösterdiğimiz, evet, bunların birleşimi de bize tüm örnek noktaları içeren örnek uzayı verecektir arkadaşlar. Peki, bunun dışında şöyle bir başka tanımımız daha var. Diyelim ki A1, A2, AN bunlar örnek uzayımızın alt kümeleri. Yani bunların her biri birer olay. Eğer bunların birleşimleri arkadaşlar örnek uzayı veriyorsa, örnek uzayı eşit oluyorsa o zaman biz bu olayları A1, A2, AN olaylarına bütünü kapsayıcı olaylar diyoruz. A1, A2, AN bunlar nedir? Nasıl olaylar? Bunların birleşimleri ne yapıyor? Örnek uzayı geliyor. Demek ki aslında şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Az önce vermiş olduğumuz A kümesiyle onun tümleyeni bütünü kapsayıcı olaylardır diye ifade etmiş olduk. Şimdi başka ne gibi özelliklerimiz var? Onlardan bahsedelim. Onlardan bir tanesi de şu. Tünel kavramından vermiş olduk. Evet, iki tane olay, gene A ve B iki tane olay olmuş olsun. A ve B iki tane olay arkadaşlar. Şöyle hemen çizelim. A ve B iki tane olay. Bu olaylarımızın, hatta bir tanesini şöyle biraz daha farklı bir şekilde de çizebilirim. Şöyle çizebilirim. Şimdi bu bir tanesi A olayı, diğeri de B olayı arkadaşlar. Şimdi şunu söylüyor. A kesişim B ile, A olayı ile B'nin aynı anda gerçekleşmesi olayı, A kesişim B olayı. A'nın tümleyeni kesişim B olaylarının birleşimi arkadaşlar bize B olayını verir diye söylüyor. Bunları da şimdi hemen gösterelim. A kesişim B olayı dediğimiz olay şu anda yeşil fosforlu kalemle taradığım arkadaşlar olay. Bakın burası benim A kesişim B olayı. Peki A'nın tümleyeni kesişim B olayı dediğimiz olay neresi? Onu da şu anda tarıyorum. Onu da lila rengi mi, pembe mi, tam olarak bilmediğim isimli bir renkle tarıyorum. Evet, dikkat ederseniz bu iki olayın
kesişimlerinin boşluğu olduğunu da görmektesiniz arkadaşlar. Yani A kesişim B kümesiyle A kesişim B kümesiyle tabii ki A'nın tümleyeni kesişim B kümesi nedir? Boş kümedir. Burada yine kümelerle ilgili yani olaylarla ilgili şu özellikleri de hatırlamakta fayda var. Şimdi birincisi iki tane, üç tane yani A, B ve C örnek yüzeyin alt kümesi olan üç tane olay olsunlar. Bunların yani A veya B veya C neye eşittir? A veya B veya C'ye eşittir. Biz buna değişme özelliği diyoruz. Bunları kümelerde görmüştük. Benzer işlem kesişim için de geçerli. Yani kesişim işleminin hangi sırayla yapıldığını bir önemi yok. Yani B ile C'yi kesiştirip sonra arkasından A'yı kesiştirmekle önce A ile B'nin kesişimini yapıp arkasından C'nin kesişimini elde etmek birbirinden farklı değil. Bunun dışında zaten kesişim işleminin değişme özelliği ve birleşim işleminin değişme özelliği olduğunu da ifade etmekte fayda var. Bir de ne özelliğimiz vardı? Şu özelliğimiz vardı. A kesişim B birleşim C'yi nasıl yazabiliyorduk? A kesişim B birleşim A kesişim C'de yazıyorduk. Bunu çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliği, yani çarpmanın çıkartma işlemi üzerine dağılma özelliği gibi düşünebilirsiniz. Bakın A kesişim B birleşim A kesişim C şeklinde. Bunun bir başka versiyonu da şu, birleşim için birleşim işleminde kesişim işlemi üzerine dağıtabiliyordum. O da A birleşim B kesişim A birleşim C olarak yazılabiliyordu. Şimdi gelelim az önceki bakın şuraya yazmış olduğumuz ifadeye. A kesişim B birleşim A'nın tümleyeni kesişim B olayına bakalım. Bunu ben şöyle yazabilir miyim acaba? Her iki parantezin içindeki her iki şeyde de B olayı ortak olduğuna göre burada bir kesişim. Her ikisinde bile kesişimler ortak, B'ler ortak. Arada bir tane birleşim var. Öyleyse ben bunu şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? Evet. B kesişim, B kesişim, A birleşim, A'nın tümleyeni. Evet, bu ifadeyi böyle yazabilir miyim? Ortak parantezi alma işlemi gibi düşünün. B ortak, kesişimler ortak, B kesişim parantezine aldım. A birleşim A'nın tümleyeni. Bu iki ifade birbirine eşit. Peki A birleşim A'nın tümleyeni neye eşitti? Örnek uzaya eşitti. B örnek uzayın alt kümesi olduğuna göre B kesişim örnek uzay neye eşit olacaktır? Tabii ki B'ye eşit olacaktır. Alttaki ifadeye bakacak olursak onun içinde şunu söyleyebilir miyiz? Burada da A kesişim B kesişim A'nın tümleyeni kesişim B var. Burada A kesişim A'nın tümleyeni kesişim B diye yazmamız mümkün mü bunu? Kesinlikle evet. Bu da A kesişim A'nın tümleyeni boş küme. Boş küme kesişim B olayı. Bu da ne olacaktır? Tabii ki boş küme olacaktır. Ortak elemanları söz konusu olmayacaktır. Bu olaylayan arkadaşlar. Peki bununla ilgili örneği nasıl ifade edebiliriz derseniz de onun için de şunu söyleyebiliriz. Ne demiştik? Evet. Bizim örnek uzayımız 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani üst yüze gelen sayılar zaratıldığı zaman. A olayı çift sayı. Üst yüze çift sayı gelmesi olayı olsun. B olayı peki nasıl tanımlansın? B olayı da arkadaşlar üst yüze gelen sayının 3 ve 3'ten büyük olması olsun. 3 ve 3'ten büyük olması olsun. Şimdi ne diyordu bizim önermemiz? Şunu söylüyordu. A kesişim B ile
A'nın tümlerini kesişim B'yi bul diyordu. Peki A kesişim B ne demektir? Üst yüze gelen sayının çift ve üst yüze gelen sayının 3 ve 3'ten büyük olması demektir bu. Hem çift olacak hem de 3 ve 3'ten büyük olacak. Peki 3 ve 3'ten büyük olup da çift olan hangi sayılar var? Tabii ki 4 ile 6 var. Peki A'nın tümleyeni ne? A eğer çift sayı gelmesi ise üst yüzeye, o zaman A'nın tümleyi üst yüze çift sayı gelmemesi, yani tek sayı gelmesidir. 1, 3, 5. Peki 1, 3, 5 kümesiyle B'nin kesişimi nedir? 3 ve 3'ten büyük olan sayılarla tek sayıların kesişimini alacak olursak o da 3 ve 5 örnek noktalarından oluşur. Peki baktığımız zaman bu iki olayın ortak bir örnek noktası var mıdır? Hayır, yoktur. Demek ki bunların kesişimleri boş müdür? Yani işte A kesişim B olayı dediğimiz şey üst yüze gelen sayının çift ve 3 ve 3'ten büyük olmasıydı. A'nın tümleyen kesişim B ise üst yüze gelen sayının tek ve 3 ve 3'ten büyük bir sayı olmasıydı. Aynı anda bu iki koşulu sağlayan herhangi bir eleman söz konusu değil. Peki birleşimlerini söyleyecek olursak o zaman ne ifade edeceğiz? Üst yüze gelen sayının çift veya ne olması? 3 ve 3'ten büyük olması dediğimizde 2, 3, 4, 5, 6 kümesini elde ediyoruz. Peki üst yüze gelen sayının tek veya 3 ve 3'ten büyük olmasını söylediğimiz zaman hangi örnek noktaları kastediyoruz? Tek olması ve 3 ve 3'ten büyük olması 1, 3, 4, 5, 6. Bu ikisinin kesişimini alacak olursam A birleşim B ile A'nın tümleyeni birleşim B'nin kesişimini alacak olursam baktığımız zaman kesişimleri nedir? 3 arkadaşlar, 4, 5 ve 6'dır. Ve bu da zaten B kümesinin kendisine eşittir diye ifade ediyor. Bunun dışında kümelerle ilgili ifade edeceğimiz başka bir kavram var mı? Ona da bakalım. Evet, yine şöyle bir kavram daha var. Onu da hemen not edelim. Aşağıya doğru inelim. Bir A olayıyla A'nın tümleyeni kesişim B olayını arkadaşlar bu iki olayın aynı anda olması mümkün değil. Yani ortak örnek noktaları söz konusu olamaz. Bunu da hemen yine neyle gösterelim? Şöyle diyagramlarımızı, Venn diyagramımızı çizelim. A olayı ve B olayı diye ne yapalım? Gösterelim şöyle. Evet, burası A, burası B, burası da C. Şimdi A olayı dediğimizde ben onu tamamen yeşille tarayacağım. Şöyle yeşile taradım bölgenin tamamı. Peki A'nın tümleyeni kesişim B'yi taradığımız zaman nereyi göreceğiz arkadaşlar? Onu da turuncuyla tarayalım. Bakın şuradaki şöyle. Tabii burada ne yok? Arkadaşlar burada dikkat ederseniz yeşillerle turuncuların zaten ortak bir elemanı söz konusu değil. Şimdi şurası bu yeşile taradığım A olayı elemanlarını gösteriyor. Turuncuyla taradığım ise neyi gösteriyor? A'nın tümleyeni kesişim B'yi gösteriyor. Onu yine şöyle de ifade edebiliriz. A kesişim, A'nın tümleyeni kesişim B.
Değişme özelliğinden dolayı A kesişim A'nın tümleyeni kesişim B, o da boş küme kesişim B, o da ne olacaktır? Boş küme olacaktır. Eğer A olayı dediğimiz, az önceki örneklerimizde bahsettiğimiz, yine zar atmaktan bahsedecek olursak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. A olayı neydi? Üst yüze çift sayı gelmesi olayıydı. B olayı da üst yüze asal sayı gelmesi olayı olsun. Bu durumda A'nın tümleyeni ise üst yüze çift sayı gelmemesi, yani 1, 3, 5 üst yüze tek sayı gelmesi olayı olacak. Şimdi bizden istenen şey ne? A kesişim, A'nın tümleyeni kesişim, B'yi bul diyor. A'nın tümleyeni kesişim B ne demektir? A'nın tümleyeni kesişim B, üst yüze gelen sayının asal sayı ve tek sayı olması durumudur. Hem asal olup hem de tek olanlar hangileri? 3 ile 5. Bu örnek noktalardan oluşacak. Bu durumda A kesişim, iki tane A yazmış oldum. Bu durumda arkadaşlar A kesişim, A'nın tümleyeni kesişim B nedir? A kümesi çift sayılardı. A'nın tümleyeni kesişim B ise çift sayı olmayan asal sayılardı. O da 3 ile 5. Dikkat ederseniz ortak noktaları söz konusu değil. Böylelikle bu iki olayı aynı anda, değil mi? Yani bu iki olayın ortak elemanları yok, ortak noktaları yok. Bu iki deneyin ortak noktası söz konusu değil diye ifade ediyoruz. Bunun dışında bir başka kavram daha var. Onu da teorem olarak vereceğim sadece. Sonra da geçeceğim. Şimdi bizim bağdaşmaz olaylarımız olsun arkadaşlar. Bağdaşmaz olaylarımızın oluşturduğu kümeleri şöyle çiziyorum. Böyle çiziyorum. Bir saniye. Şöyle yapalım. Böyle çizsem oluyor mu acaba? Oluyor mu? Başka bir şey galiba. Tamam. Fark etmez ama ne böyle oldu? Evet, bu şekilde düz çizgiler çizerek ben en tane birbiriyle bağdaşmaz, yani kesişimleri boş küme olan, ancak aynı zamanda bütünü kapsayıcı olan, yani birleşimleri de örnek uzayı verecek şekilde neler çiziyorum arkadaşlar? Kümeler çiziyorum. Bu kümelerimizin de isimlerini E1, E2 diye vereceğim. Yani burası E1 kümesi, E1 olayı, E2 olayı, E3 olayı, E4 olayı, nokta nokta nokta, EK olayı. Bu da büyük dikdörtgende zaten bizim örnek neyimiz? Örnek uzayımız. Burada E1'lerin, bütün E1, E1 ile E2'nin kesişimi boş küme, yani daha doğrusu ikişerli bütün kesişimler boş küme. Şöyle yazmak daha rahat olacaktır. Evet, EI ile EJ'nin kesişimi boş küme. Burada EJ'den farklı ve EJ nereden nereye kadar devam ediyor? Birden N'ye kadar devam ediyor. Bunun dışında bir de ne var? I eşittir 1'den N'ye kadar EI'lerin birleşimi, yani işte E1 birleşim, E2 birleşim, nokta nokta birleşim, EK olacaktı. EK neyi veriyor? Örnek uzayı veriyor arkadaşlar. Bir başka küme daha çizelim. Bu kümemizde ne olsun? Bu kümemizde arkadaşlar şöyle yapalım. O da bizim A kümemiz olsun. A olayımız olsun. Bu da A olayı. Şimdi dikkat ederseniz A olayının neleri söz konusu? Şöyle
E1 ile E2 ile EK ile kesişimleri tabii ki mevcut. Şu taradığım bölgeler A olayını E1, E2, E3, E4 ve son olarak da tabii arada başkaları da var ama onları nokta nokta diye göstereceğim. Burada başka kümelerle kesişimler de var. Onları göstermedik, çizmedik. Son olarak da evet, bir de şurada yer alan şöyle EK ile kesişimleri var. A olayının. Peki ne gözlemleyebiliyoruz? Her şeyden önce madem ki E1, E2, E3, E4 bunlar birbiriyle bağdaşmaz olaylar. O zaman A kümesi ile E1'in kesişimi, değil mi? Kesişim A kümesi ile E2'nin kesişimi ne olacaktır? Tabii ki boş küme olacaktır arkadaşlar. Yani sonuç olarak kısacası şöyle yazabiliriz. A kesişim EI kesişim A kümesi kesişim EJ nedir? Boş kümedir. Burada I, J'den farklı. I ve J birden K'ya kadar değerler almak üzere. Yani ikişerli ikişerli. Mesela şurası şu sarı olan kısım A kesişim E1. Şurası A kesişim E2. Burası A kesişim E3. Zaten grafikte de gözüküyor. Ayrıca ispatı da yapılabilir. Bu kesişim A kümesi ile EK kümelerin kesişimlerinin de boş küme olduğunu görebiliyoruz. Peki bunun dışında arkadaşlar bunların birleşiminin bize hangi kümeyi vereceği aşikar. Eğer A kesişim E1, A kesişim E2, bütün bu ikişerli kesişimlerin birleşimlerini göz önüne alacak olursa o zaman elde edeceğim küme ne olacaktır? A kümesinin kendisi olacaktır. Yani A kesişim E1 birleşim A kesişim E2 birleşim devam ediyorum. A kesişim EK bunların birleşimleri bize hangi kümeyi verecektir? A kümesini verecektir diye bu teoremi de vermiş olalım arkadaşlar. Yine bu da zaman zaman örneklerimizde kullanacağımız bir teorem olacak arkadaşlar. Pekala. Şimdilik ne yapmış olduk? Ne yapmış olduk? Bu olasılık kavramındaki rastsal deneyler ve örnek uzaylarla olaylarımızın elemanlarının, değil mi? Birer elemanlar olan birer küme olmasının hareketle kümelerle ilgili bazı kavramlara hatırlatma yapmış olduk ve örnekler de vermiş olduk. Bir sonraki dersimizde artık sayma kuralından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdiki dersimizi o yüzden sonlandırıyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.